İşgalci İsrail'in Gazze'ye yönelik katliamları devam ederken Kassam Tugayları İsrail militanlarını imha etmeye devam ediyor. Kassam Tugayları kara saldırısı gerçekleştiren roketlerle imha ederken İsrail militanları mücahitlerin saldırısından saklanacak yer arıyor. Binalara saklanan İsrail militanları Kassam Tugayları tarafından yok ediliyor. Kassam Tugayları, Gazze şeridinin kuzeyindeki Tel Ezatar bölgesinde 8 kişilik bir grup İsrail militanının sığındığı bir evi TBG roketiyle imha etti. Şeyh Rıdvan mahallesindeki savaş hatlarından dönüşlerinin ardından Kassam mücahitleri, 12 askerden oluşan özel İsrailli güçle çatıştı. Çatışmanın ardından İsrail militanlarını kurtarmaya gelen kuvvetler ise Kassam Tugayları tarafından tuzağa düşürülerek yok edildi. Kassam Tugayları, Şeyh Rıdvan Mahallesi'nde İsrail ordusuna ait bir tank ve Dozeri Yasin 105 roketleriyle imha etti. Kassam Tugayları, Şeyh Rıdvan Mahallesi'nde ayrıca İsrail ordusuna ait bir askeri aracı da vurduktan sonra içinde bulunan militanları da etkisiz hale getirdi. Kassam Tugayları tarafından yapılan saldırılar karşısında ağır kayıplar alan ve birçok birliğini kaybeden İsrail ordusu, yedekte tuttuğu tugayları Gazze'ye sevk etmeye başladı. İsrail ordusu, 212. Tugayı ile bütün istihkam taburlarını Han Yunus bölgesine sevk etme kararı aldı. Kassam Tugayları, savaşın 74. gününde Gazze'den İsrail'in birçok şehrine füze saldırıları da gerçekleştirdi. İsrail ordusu tarafından Hamas'a karşı 74 gün süren savaşın ardından bile İsrail'in merkezinde sirenler çaldı ve milyonlarca İsrailli sığınmak için koştu denildi. İsrail medyası her gün onlarca İsrail askerinin Gazze'deki çatışmalardan çıkarılıp iyileşme merkezlerine nakledildiğini belirtti. Haberde burada psikiyatristler ve akıl sağlığı görevlilerinden oluşan bir ekip tarafından tedavi ediliyor. Savaşın başlangıcından bu yana 500 İsrail askeri psikolojik zorluklar ve travma sonrası stres bozukluğu yaşıyor denildi. Diğer yandan İsrail ordusunun 7 Ekim'den bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze şeridinde öldürülenlerin sayısı son 24 saatte 214 artarak 19667'ye çıktı. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı sözcüsü Eşref El Kudra, İsrail güçlerinin son 24 saatte Gazze'nin tüm bölgelerinde katliamlar işlediğini vurguladı. Son saatlerde 214 kişinin daha yaşamını yitirdiğini, 300 kişinin ise yaralandığını ifade eden Kudra, İsrail saldırılarında 52.586'ya yükseldiğini belirtti. Çok sayıda kişinin ise hala enkaz altında olduğuna dikkati çeken Kudra, saldırılar nedeniyle hastanelerde hizmetin durduğunu, sağlık sektörünün çöktüğünü vurguladı binlerce hasta, kadın, çocuk ve yaralının tedavi olamadığının altını çizen Kudra, İsrail'in dünyanın gözü önünde Gazze'de işlediği katliamları gören uluslararası toplumun sessizliği karşısında şaşkın olduğunu ifade etti. İsrail basını, Tel Aviv yönetiminin Hamas'ın Gazze şeridindeki 40 esirin serbest bırakılması karşılığında en az bir hafta çatışmalara insani ara verilmesi önerisinde bulunduğunu yazdı. Vola News isimli internet sitesinde yer alan ve adı açıklanmayan İsrailli yetkililere dayandırılan habere göre, Tel Aviv yönetimi, Hamas ile yeni bir esir takası mutabakatına varılması için önerisini Katar'a iletti. Gazze'deki 40 İsrailli esirin serbest bırakılması karşılığında en az bir hafta insani ara öneren Tel Aviv, yeni bir mutabakata varılması halinde İsrail hapishanelerindeki Filistinli esirlerin bir kısmının da serbest bırakılması teklifinde bulundu. Söz konusu öneriyi İsrail Dış İstihbarat Servisi Mossad şefi David Barnea bu hafta başında Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ve ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı Direktörü William Burns ile Polonya'nın başkenti Varşova'da yaptığı görüşmede dile getirdi. Hamas ise İsrail hapishanelerindeki tüm esirlerin serbest bırakılması ve kapsamlı bir anlaşma yapılmadan esirleri serbest bırakmayacaklarını açıkladı. Diğer yandan Malezya Başbakanı Enver İbrahim, Filistinlilere yönelik zulmünü gerekçe göstererek İsrail bayraklı ve bu ülkeye ait tüm gemilerin limanlarına yanaşmasını yasaklandığını duyurdu. Enver, yaptığı yazılı açıklamada, yasağın, İsrail'in Filistin'e saldırılarındaki tutumuna yanıt niteliğinde olduğunu ve derhal yürürlüğe gireceğini bildirdi. Eski hükümetin kararıyla İsrail merkezli şirketlerin ve gemilerin 2005'ten bu yana limanlara yanaşmasına izin verildiğini belirten Enver, bu kararın geçersiz kılındığını kaydetti. Enver, bu yaptırım, İsrail'in Filistin halkına karşı devam eden katliam ve zulmünün, temel insani ilkeleri hiçe sayan ve uluslararası hukuku ihlal eden eylemlerine yanıttır ifadesini kullandı. İsrail'e ait ve İsrail bayraklı gemilerin yanı sıra 2002'den bu yana giriş izni verilen İsrailli denizcilik şirketi zıma ait tüm gemilerin ülkedeki limanlara yanaşmasının süresiz olarak yasaklandığını belirten Enver, İsrail'e giden tüm gemilerin Malezya limanlarında kargo yüklemesine de yasak getirildiğini duyurdu. Enver, bu kararın Malezya'nın ticari faaliyetlerini etkilemeyeceği değerlendirmesinde bulundu. Öte yandan Türkiye ile Macaristan arasında var olan iyi ilişkiler savunma sanayisi alanında iki ülke şirketleri tarafından kurulacak ortaklıkla güçlendirilecek. Türkiye ile Macaristan arasındaki diplomatik ilişkilerin tesisinin 100. yıl dönümünde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı ziyarette farklı alanlara yönelik bir dizi anlaşmaya imza atıldı. Bu kapsamda bir süredir Macaristan ordusunun ihtiyaçları için zırhlı muharebe araçları üreten Nurol Makina 2019'dan bugüne yürüttüğü faaliyetleri güçlendirdi. Türkiye'de Ejder Yalçın 4x4 olarak bilinen taktik tekerlekli zırhlı aracın Gidran ismiyle Macaristan'da üretmek için Ekim ayında Raba Otomotiv firması ile işbirliği anlaşması imzalayan Nurol Makina, bu anlaşmanın detaylarında sağlanan mutabakatın ardından ortak girişim şirketinin kuruluşuna ilişkin sözleşmeye imza attı. Ortak girişim Raba, Nurol Makina, N7 Holding ve Macaristan Savunma Bakanlığı koordinasyonunda hayata geçirilecek. Sözleşmeye göre, taraflar Gidran isimli bir ortak girişim kuracak. Üretim tesisleri ise Raba'nın Giyör'de bulunan tesisi içinde yer alacak. Söz konusu tesislerde Macaristan'daki Gidran 4x4 zırhlı muharebe araçlarının montaj ve üretim kabiliyetinin mümkün olan en yüksek yerli katma değer ve Macar tedarikçi katkısıyla gerçekleştirilmesi hedefleniyor. Diğer yandan ABD Havacılık ve Uzay Dairesi, Güneş'te yaşanan son yıllardaki en güçlü patlamanın dünyadaki radyo sinyallerini geçici devre dışı bıraktığını duyurdu. 2017'den bu yana son 6 yılın en büyük güneş patlaması, NASA'ya ait Güneş Dinamikleri Gözlemevi tarafından 15 Aralık'ta görüntülendi. Patlamanın Güneş yüzeyinin kuzeybatı bölgesinde olduğunu bildiren gözlemevi yetkilileri, yüksek seviyede ultraviyole ışık ve enerji patlaması tespit etti. ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresinden yapılan açıklamada, patlamanın büyük bir parlama meydana getirdiği ve bunun daha yüksek frekansları etkileyecek kadar geniş çaplı olduğu belirtildi açıklamada pilotların birçoğunun iletişim hattında aksaklıklar yaşadıklarını bildirdiği ve güneş patlamasının etkilerinin ülkenin tamamında hissedildiği kaydedildi. ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresine ait Uzay Hava Tahmin Merkezi'nden Sean dahil yaptığı açıklamada patlamanın radyo iletişimini geçici devre dışı bıraktığını duyurdu. Uzman, patlamanın jeomanyetik kasırgaya sebep olabileceğini belirterek, bunun yüksek frekanslı radyo sinyallerini olumsuz etkileyebilecek ve gelecek günlerde kuzey ışıkları oluşumunu tetikleyebilecek etkiye sahip bulunduğunu kaydetti.